Birinci soru. İki yüzünde toplamları 9 olan farklı iki sayının yazılı olduğu 9 tane kart bir çubuğun üzerinde görseldeki gibi asılıyor. Çubuğun farklı taraflarında bulunan Eren ve Mert kartların kendi taraflarındaki yüzünde yazan rakamlardan oluşan sayıyı kendi bakış yönlerine göre soldan sağa doğru okumaktadır. Eren'in bakış yönüne göre soldan sağa doğru okuduğu sayı 325.810.497'dir. Buna göre Mert'in bakış yönüne göre soldan sağa doğru okuduğu sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kartların her iki yüzündeki sayıların toplamı 9 olacakmış. O zaman bu 3'ün arkasında 6 vardır. 2'nin arkasında 7 vardır. 5'in arkasında 4 vardır. 8'in arkasında 1 vardır. 1'in arkasında 8 vardır. 0'ın arkasında 9 vardır. 4'ün arkasında 5 vardır. 9'un arkasında 0 vardır. 7'nin arkasında da 2 vardır. Şimdi Mert kendisine göre arkadaşlar soldan sağa doğru okuyacağı için sayımız şu şekilde olur. Bunun okunuşu da arkadaşlar 205.981.476'dır. Doğru cevap D şıkkıdır. İkinci soru. Bir abaküse boncuklar dizilerek 424.334.323 sayısı oluşturulmuştur. Ayşe bu abaküsü yere düşürmüş ve bazı boncuklar yerlerinden çıkmıştır. Aşağıda abaküsün yere düştükten sonraki görüntüsü verilmiştir. Ayşe yere düşen boncukların tamamını abaküsün çubuklarına ekliyor. Ayşe her çubuğa en az bir boncuk eklediğine göre elde edebileceği en büyük doğal sayı kaçtır? Abaküste modellenen sayımız 424.334.323 sayısıymış. Şimdi bu abaküs yere düştükten sonraki görüntüsü verilmiş. Bakın birinci çubukta iki tane kalmış. O zaman buradan iki tane boncuk düşmüştür. İkinci çubukta bir tane kalmış. Buradan bir boncuk düşmüş. Üçüncü çubukta üç tane kalmış. Gene bir tane boncuk düşmüş. Dördüncü çubukta iki tane kalmış. Bir boncuk düşmüş. Beşinci çubukta iki tane kalmış. Bir boncuk düşmüş. Altıncı çubukta arkadaşlar üç tane kalmış. Bir boncuk düşmüş. Yedinci çubukta iki tane kalmış. Bir boncuk düşmüş. 8. çubukta bir tane kalmış, bir boncuk düşmüş. 9. çubukta da bir tane kalmış, bu sefer 2 boncuk düşmüş. Şimdi yere düşen boncukları topladığımızda 2, 1 daha 3, 1 daha 4, 1 daha 5, 1 daha 6, 1 daha 7, 1 daha 8, 1 daha 9, 2 daha 11 oldu. Şimdi Ayşe bu yere düşen boncukları arkadaşlar her çubuğa en az bir boncuk eklediğine göre diyor. Elde edebileceği en büyük doğal sayı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi 9 tane çubuk var. 11 tane boncuğumuz var. Bunlar arkadaşlar sağdan sola doğru birer tane yerleştirirse mesela bir tanesini 9. çubuğa, bir tanesini 8. bir tanesini 7. bir tanesini 6. bir tanesini 5. bir tanesini 4. bir tanesini 3. bir tanesi de 2. boncuğa yerleştirdiğinde toplam 8 boncuk oldu. Elimizde 3 boncuk kaldı. Onları da 1. çubuğa yerleştirdiğinde son durumda oluşan bakın doğal sayımız şimdi burada 5 tane oldu. Burada 2 tane oldu. Burada 4 tane oldu. Burada 3 tane oldu. Burada da 3 tane oldu. Burada 4 tane. Burada ise 3 tane. Burada 2 tane. Burada da 2 tane oldu. Bu sayı ise 524.334.322 olur. Doğru cevap C şıkkıdır. Üçüncü soru. Aşağıda kibrit çöpleri kullanılarak oluşturulan rakamlar ve altlarında bu rakam oluşturmak için kaç tane kibrit çöpü kullanıldığı gösterilmiştir. Elinde 38 kibrit çöpü bulunan Betül, bu kibrit çöplerinin tamamını kullanarak oluşturabilecek rakamları farklı 8 basamaklı en büyük doğal sayıyı oluşturuyor. Bu sayının birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaç olur? Betül 8 basamaklı en büyük doğal sayıyı oluşturacakmış. O zaman 9 ile başlatalım arkadaşlar. İkincisi 8 olsun. Sonra 7, 6, 5, 4, 3 ve 2 şeklinde en büyük sayı olacaktır. Şimdi bunlarda kullanılacak kibrit çöplerine bakalım. 9'da arkadaşlar 6 tane varmış. 8'de 7 tane varmış. Sonra 7 için 3 kibrit çöpü, 6 için 6 kibrit çöpü, 5 için 5 kibrit çöpü, 4 için 4 kibrit çöpü, 3 için ise 5 kibrit çöpü var. 2 için ise arkadaşlar yine 5 kibrit çöpü var. Şimdi şuradan itibaren toplayarak gidelim. 6, 3 daha 13, 3 daha 16, 6 daha 22, 5 daha 27,
4 daha 31, 5 daha 36. Şimdi arkadaşlar bakın şuraya kibrit çöpümüz yetmedi. Bizim 38 tane kibrit çöpümüz vardı. 36 tanesini kullandık. 2 tane kibrit çöpümüz kaldı. Şimdi buradaki birler basamağındaki 2'yi kullanamayız. Çünkü 2'nin 5 tane bakın kibrit çöpü var. Bizim elimizde ise 2 tane kaldı. O yüzden buradaki 2 yerine 1'i kullanmamız gerekecek. Yani bu 2'yi siliyorum arkadaşlar. Bu 2'nin yerine 1'i yazdığımızda 1 için 2 tane kibrit çöpü gerekiyordu. O halde sayılarımızın toplamı 38 yaptı. Birler basamağı 1 oldu. Onlar basamağı 3 oldu. Yüzler basamağı da 4 oldu. Bize bu sayının birler bölümündeki rakamların sayı değerleri toplamı sorulmuş. Birler bölümündeki sayıları topladığımızda arkadaşlar 4, 3 ve 1, 8 olur. Doğru cevap B şıkkıdır. Dördüncü soru. Tuşlu telefonlarda bir harf yazmak için harfin bulunduğu sayıya harf o tuşta kaçıncı sırada ise o kadar basılır. Örneğin görseldeki tuşlu telefonda Ali yazmak için basılan tuşlar ile 2.555.444 sayısı oluşur. Buna göre bu tuşlu telefonda Sude yazmak için basılan tuşlar ile oluşan sayının binler bölümündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ilk S harfini yazacağız. S harfi bakın burada 7 tuşunda. Dolayısıyla dördüncü harf olduğu için 7'ye 4 sefer basmamız gerekir. 7, 7, 7, 7 oldu. Şimdi ikinci harfimiz U. U harfi bakın 8'de var. İkinci harf olduğu için 2 tane S'ye basmamız gerekli. Sonra D harfi baktığımızda burada 3'te var. İlk sırada olduğu için bir kez basmamız yeterli. Sonra da E harfi var. E harfi de gene 3'te ama ikinci sırada. Bu sefer 3'e 2 kez basmamız gerekli. Oluşan sayımıza baktığımızda arkadaşlar 777.788.333 sayısı oluştu. Bu sayının binler bölümündeki rakamların sayı değerleri toplamı sorulmuş. Binler bölü şurası bakın 788. Bunları topladığımızda da 23 buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. Beşinci soru. Bir üniversitede öğrencilere okul numaraları aşağıdaki kurala göre veriliyor. En başa kazandığı fakülte numarası, yanına ise fakülteyi kaçıncı sırada kazandığı yazılıyor. Daha sonra son iki rakamın sayı değerleri arasındaki fark sayının sağına eklenerek 9 basamaklı bir sayı oluşuncaya kadar bu kural devam ettiriliyor. Örneğin bu üniversitede tıp fakültesini 58. sırada kazanan öğrenciye verilen okul numarası 458.352.312'dir. Aşağıda bu üniversitedeki fakülte numaraları verilmiştir. Buna göre bu üniversitede hukuk fakültesini 16. sırada kazanan Nurşen'in okul numarası aşağıdakilerden hangisidir? Nurşen hukuk fakültesini 16. sırada kazanmış. O zaman ilk sayımız hukukun kodu 5 olacak arkadaşlar. Sonra 16. sırada kazandığı için 16'yı yazacağız. Daha sonra 1 ile 6'nın farkları 5 olduğu için buraya 5 yazacağız. 6 ile 5'in farkları 1 olduğu için buraya 1 yazacağız. Sonra 5 ile 1'in farkı 4 olduğu için buraya 4 yazacağız. 1 ile 4'ün farkı 3 olduğu için 3 yazacağız. 4 ile 3'ün farkı 1'dir. Sonra da 3 ile 1'in farkı 2'dir. Arkadaşlar Nurşen'in okul numarası 516.514.312'dir. Doğru cevap C şıkkıdır. Altıncı soru. Kaan'ın okul numarası soldan sağa doğru ilk 8 rakamının sayı değerleri toplamının birler basamağı son rakamına eşit olan 9 basamaklı bir doğal sayıdır. Kaan aşağıdaki optik forma okul numarasını kodlarken bazı sütunlarda rakam yazmayı, bir sütunda ise hem rakam yazmayı hem de bu sütuna gelmesi gereken rakama karşılık gelen sayının bulunduğu daireyi doldurmayı unutmuştur. Buna göre Kaan'ın okul numarası aşağıdakilerden hangisidir? K'nın numarasının arkadaşlar soldan 3. rakamı 2 olacak. Burası 0 olacak. Burası 3 olacak. Şimdi bunu bilmiyoruz. Şimdi buradaki arkadaşlar ilk 8 rakamın toplamının birler basamağı bu 9. rakama eşit olacak. Şimdi 5, 1 daha 6, 2 daha 8, sıfırları geçiyorum. 4 daha 12, 3 daha 15 oldu arkadaşlar. Şimdi 15 ile bir sayıyı toplayacağız. Sonuç 0 olacak. Bakın birler basamağı. O halde burasının da 5 olması gerekir. Çünkü 15 ile 5'i topladığımızda 20 olur. Bu da 20'nin 0'ı olur. K'nın okul numarası 512.450'dir. Doğru cevap A şıkkıdır. 7. soru. Bilgisayar klavyesindeki her harf veya sembol bilgisayarın hard diskine bir sayı olarak kaydedilmektedir.
Harf ve sembollere karşılık gelen sayılara ASCII kodları denilmektedir. Aşağıda bazı ASCII kodlarının yazılı olduğu bir tablo verilmiştir. Örneğin klavyenin tuşlarına basarak ekrana kare kelimesi yazıldığında bu kelime bilgisayarın hard diskine 75, 658, 269 sayısı olarak kaydedilmektedir. Arda ekrana aşağıdaki kelimelerden hangisini yazarsa bilgisayarın hard diskine okunuşu 65 milyon 898 bin 665 olan sayı kaydedilir. Şimdi A şıkkına bakalım. Ayna kelimesi varmış arkadaşlar. A harfi 65, Y harfi 89, N harfi 78, A harfi gene 65. Bu sayı 65 milyon 897 bin 865 oldu. Bize verilen sayıyla aynı olmadığı için A şıkkını eledik. B şıkkında ayva kelimesi var. A harfi 65, Y harfi 89, V harfi 86, A harfi 65. Bu sayı ise arkadaşlar 65 milyon 898 bin 665. Bakın bizden istenilen sayıyı bulduk. Doğru cevap B şıkkıdır. C ve D'nin olmadığını görelim. C'de asma verilmiş. A 65, S harfi 83, M harfi 77, A harfi 65. Bu sayı ise 65 milyon 837 bin 765. Bakın bizden istenilen sayı değil. D şıkkına bakalım. Arda kelimesi verilmiş. A harfi 65, R harfi 82, D harfi 68, A harfi 65. Bu sayının okunuşu ise 65 milyon 826 bin 865. Bu da istenilen sayı değildir. 8. soru. Eski zamanlarda yaşayan insanlar değişik semboller kullanarak sayılar oluşturmuşlardır. Ulaşılan belgelerde eski Mısırlıların günümüzde kullanılan onluk sayı sistemine uygun bir sistem kullandıkları anlaşılmıştır. Aşağıdaki tabloda eski Mısırlıların kullandıkları bazı semboller ve bunlara karşılık gelen doğal sayılar verilmiştir. Aşağıda tablodaki semboller kullanılarak 1234 ve 21340 sayılarının gösterimi verilmiştir. Berra öğretmen bu sembolleri kullanarak aşağıdaki toplama işlemini yazıyor. Berra öğretmenin yazdığı bu toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Önce şu sayıyı bulalım arkadaşlar. Burada bir tane bu sembolden var. Bunun değeri bakın 10.000. Sonra burada 5 tane şu sembolden var. Bunun bir tanesi 1000 ise 5 tanesi 5.000 olur. Sonra 4 tane bakın 9'a benzer sembol var. Yani yüzlükten. Bunların toplamı da arkadaşlar 4 tane olduğu için 400 olur. Sonra bir tane N harfinden var. Bakın bu 10'lukmuş değeri. O zaman 10 olur. 2 tane de çizgi var. Bunun bir tanesi 1 ise 2 tanesi 2 olur. Bu sayıları topladığımız arkadaşlar 15.412 buluruz. Birinci sayımız budur. Şimdi ikinci sayıyı bulalım. Şu ikinci sayıda bakın bir tane bu sembolden var. Bu 10.000'likti. 10.000. Sonra 3 tane bakın şu 9'a benzer sembolden var. Bunun 3 tanesinin toplamı 300 olur. Sonra 2 tane bakın 10'luk var. O zaman 20 olur. Sonra 5 tane de çizgi var. Bunların toplamı da 5 olur. Bu sayıları topladığımızda da arkadaşlar 10.325'tir. Her ikisini toplayalım. Birinci sayımız 15.412. İkinci sayımız da 10.325. Topladığımızda arkadaşlar 25.737 buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 9. soru. Aşağıdaki görsellerde Everest ve Annapurna dağlarının zirve noktalarının deniz seviyesine göre yükseklikleri verilmiştir. Bir dağcı grubu deniz seviyesine göre 5000 metre yükseklikten başlayıp bu dağların zirvelerine doğru tırmanmıştır. Bu dağcı grubu Everest dağına tırmanırken her 40 metre yükseklikte, Annapurna dağına tırmanırken her 80 metre yükseklikte bir mola vermiştir. Yapılan bu tırmanışlarda son molaların verildiği yerlerin deniz seviyesine göre yüksekliklerinin toplamı kaç metredir? Dağcı grubu deniz seviyesine göre 5000 metre yükseklikten başlayıp tırmanmışlar. Şimdi Everest dağından tırmanacaklar arkadaşlar. Bakın 8848'den 5000'i çıkardığımızda geriye
3848 metre kalır. Bu dağcı grubu Everest Dağı'na tırmanırken her 40 metre yükseklikte mola vermiş. O zaman 3848'i 40'a bölelim. 384 de 9 keredir. 9 kere 0 0, 4 kere 9 36. Çıkardığımızda 248 kalır. 248'in içerisinde 40 6 keredir. 6 kere 0 0, 6 kere 4 24. Burada 8 metre kalır. En son molayı verdikleri yükseklik 3840'tır. Zaten deniz seviyesinin 5000 metre yüksekliğinde başlamışlardı. Bunu da ilave ettiğimizde mola verdikleri yükseklik deniz seviyesinden 8840 metre yüksekliktedir. Şimdi Annapurna Dağı'nda ise arkadaşlar 5000 metreden başladılar tırmanmaya. 8091'den 5000'i çıkardığımızda tırmanmaları gereken 3091 metre vardır. Şimdi 80 metre aralıklarla mola vermişler. 3091'i 80'e bölelim. Şimdi 309'un içerisinde 80 3 keredir. 3 kere 0 0, 3 kere 8 24. Çıkardığımızda 9 olur. Burası da 6 olur. 1'i indiririz. 691'in içerisinde 80 8 keredir. 8 kere 0 0, 8 kere 8 64. Çıkarma işlemini yaptığımızda 51 metre buluruz. En son mola verdiklerinde zirveye 51 metre kalmıştır. O zaman son mola verdiklerinde 3040 metre tırmanmış olurlar. Buranın da arkadaşlar deniz seviyesinden yüksekliğini bulmak için 5000 ile toplarız. 8040 yapar. Yapılan bu tırmanışta son molaların verildiği yerlerin deniz seviyesine göre yüksekliklerinin toplamı, yani 8840 ile 8040'ı topladığımızda 16880 buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 10. soru. Bir matematik öğretmeni sağ elindeki parmaklarına aşağıdaki gibi 0, 5, 3, 1 ve 7 rakamlarını yazar. Daha sonra öğrencilerine parmaklarından birini kapatıp kalan 4 parmakta yazan rakamlar birer kez kullanılarak yazılabilecek en büyük ve en küçük 4 basamaklı doğal sayıları bulup toplamalarını ister. Örneğin öğretmen baş parmağını kapattığında öğrencilerin bulması gereken sonuç diğer parmaklarda yazan 5, 3, 1, 7 rakamları kullanılarak yazılabilecek en büyük sayı 7531 ve en küçük sayı 1357 olduğundan bunların toplamı olan 8888'dir. Buna göre öğretmen herhangi bir parmağını kapattığında öğrencilerin bulabileceği en büyük sonuç kaçtır? Öğrencilerin bulabileceği en büyük sonuç isteniyor. O halde bakın sıfırın dışındaki biri kapatırsak eğer geriye kalanlarla yazılabilecek en büyük sayı 7530'dur. En küçük sayımız ise arkadaşlar 3057'dir. Bunları topladığımızda da 10.587 buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 11. soru. Bir bilgisayar programının çalışma sistemi aşağıda verilen adımlardan oluşmaktadır. Birinci adım sisteme iki sayı gir. İkinci adım sayıların ikisi de çift veya ikisi de tek doğal sayı ise üçüncü adıma geç. Değilse dördüncü adıma geç. Üçüncü adım bu sayıları toplayıp beşinci adıma geç. Dördüncü adım büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıp beşinci adıma geç. Beşinci adım elde edilen sonucun basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamını ekrana yansıt. Aşağıda farklı iki bilgisayarda bu programa girilen sayılar verilmiştir. Buna göre programlar çalıştırıldıktan sonra bilgisayarların ekranlarına yansıyacak değerler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi birinci bilgisayara bakalım arkadaşlar. Bakın iki tane sayı girilmiş. Bu sayıların ikisi de çift veya ikisi de tek ise. Şimdi baktığımızda biri çift, biri tek. O zaman arkadaşlar dördüncü adıma gideceğiz. Dördüncü adımda demiş ki büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıp beşinci adıma geç. Şimdi büyük sayımızdan küçük sayıyı çıkarırsak bakın 20.517'den 14.348'i çıkarıyorum. 17'den 8 çıktı 9. Burada 0 kaldı. 10'dan 4 çıktı 6. Burada 4 kaldı. 4'ten 3 çıktı 1. Burada da arkadaşlar 10'dan 4 çıkarsa 6 olur. Burada da 0 olur. Birinci sayımız 6169. Bakın 5. adıma gittik. Bulduğunuz sonucun diyor basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı. O zaman 6, 1, 6 ve 9'u topladığımızda 22 buluruz. Birinci bilgisayarda arkadaşlar ekranda 22 görünecek.
Şimdi ikinci bilgisayara bakalım. Sayıların ikisi de çift olduğu için üçüncü adıma gideceğiz. Üçüncü adımda demiş ki bu sayıları toplayacağız. Bakalım 51.254 ile 14.576'yı toplarsak ne çıkar? 4 ile 6'yı topladığımızda 10 olur. 10'un 0 elde var 1. 5, 7 daha 12. 1 de elde 13. 13'ün 3 elde var 1. 2, 5 daha 7. 1 de elde vardı. 8 oldu. 1 ile 4'ü topladık 5. 5 ile 1'i topladık 6. 65.830 bulduk. Elde edilen sonucun basamaklardaki rakamların sayı değerleri toplamını bulalım şimdi. 6 artı 5 artı 8 artı 3 artı 0. Topladığımızda arkadaşlar 22 buluruz. Bakın her iki ekranda da 22 çıktı. Doğru cevap C şıkkıdır. 12. soru. Mars'a bilet. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA 2020 yılında Güneş sistemindeki en yakın komşumuz olan Mars'a yeni bir uzay aracı gönderecektir. Uzay meraklılarını bu görevin içine isimleriyle dahil etmek isteyen NASA, ismini Mars'a gönder adlı bir kampanya başlattı. Bu kampanyada formu dolduran ziyaretçilerin isimleri uzay aracının içindeki çipe yazılacak. Aşağıda bu kampanyaya katılan bazı ülkeler, bu ülkelerin bulunduğu kıtalar ve bu ülkelerden katılan kişi sayıları verilmiştir. Yukarıda verilen Avrupa kıtasındaki ülkelerden kampanyaya katılan kişi sayısı, Amerika kıtasındaki ülkelerden kampanyaya katılan kişi sayısından kaç fazladır? Avrupa kıtasından kampanyaya katılanların toplamını bulalım önce. 95.316 kişi Almanya'dan, sonra 9.654 kişi Finlandiya'dan, daha sonra 58.048 kişi de Polonya'dan katılmış. Bu üçünü topladığımızda burası 18 olur. 18'in 8'e elde var 1. Burası 11 olur. 11'in 1'i elde var 1. Burası 10 olur. 10'un 0'ı elde var 1. Burası 23 olur. 23'ün 3'ü elde var 2. Burası da arkadaşlar 16 olur. Toplam sayımız 163.018 kişi çıktı. Amerika kıtasında kampanyaya katılanlara bakalım. Kanada'dan katılanlar 97.909. Sonra Peru'dan katılanlar arkadaşlar 22.419. Bir de Küba'dan katılanlar var. Bu da 908 kişi. Şimdi topladığımızda bunları, burayı topladığımızda 9, 9, 18, 8 daha 26'nın 6'sı elde var. 2, burası 3 olur. 9, 4 daha 13, 9 daha 22'nin 2'si elde var. 2, burası 11 olur. 11'in 1'i elde var. 1, burası da 12 olur. Toplam sayı 121.236'dır. Soruda Avrupa kıtasındaki ülkelerden katılan kişi sayısı Amerika kıtasındaki ülkelerden katılan kişi sayısından kaç fazladır diye sorulmuş. 163.018 kişiden 121.236 kişiyi çıkardığımızda 8'den 6 çıktı 2, 11'den 3 çıktı 8, burada 9 kaldı, 9'dan 2 çıktı 7, burada kaldı 2, 2'den 1 çıktı 1, 6'dan 2 çıktı 4. Sayımız 41.782'dir. Doğru cevap A şıkkıdır. 13. soru. Çiğdem Eylül ayının herhangi bir doğal sayının karesi veya küpü olan tarihlerde kumbarasına 10'ar TL atıyor. Buna göre Çiğdem kumbarasına Eylül ayı boyunca toplam kaç TL atmıştır? Şimdi herhangi bir sayının karesi veya küpü olan sayılara bakalım. 1 arkadaşlar bakın 1'in hem karesidir hem küpüdür. Sonra 4 2'nin karesidir. 8 2'nin küpüdür. 16 4'ün karesidir. 25 5'in karesidir. 27 de arkadaşlar 3'ün küpüdür. Herhangi bir doğal sayının karesi ve küpü olan toplam 7 tane gün var. Bu 7 günde arkadaşlar 10'ar TL para attığı için toplam parası 10 çarpı 7'den 70 TL olmuştur. Doğru cevap C şıkkıdır. 14. soru. Kare şeklindeki bir karton 100 tane eş kareye ayrılıp bu karelere aşağıdaki gibi birden 100'e kadar olan doğal sayılar sırasıyla yazılıyor. Bu kartonda içinde bir doğal sayının karesine veya küpüne eşit olan sayıların yazılı olduğu bütün kareler sayı görünmeyecek şekilde boyanıyor. Daha sonra bu kartondan kare şeklinde parçalar kesiliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kartondan kesilen kare şeklindeki parçalardan biri olamaz. Şimdi A şıkkında arkadaşlar 17 ve 26'nın bulunduğu bakın şu dörtlü kare verilmiş şurası. Şimdi burada dikkat ederseniz bakın
16 4'ün karesi, 27 de 3'ün küpü olduğu için bakın bunlar boyanacak. Geriye 17 ile 26 kalacak. Dolayısıyla A şıkkı olur. B şıkkına bakalım arkadaşlar. Bakın burası şuradan kesilmiş şu şekilde. Dolayısıyla burada arkadaşlar 1 var. 1, 1'in karesi ve küpü olduğu için bu boyanacak. Bunun dışında başka karesi ve küpü olanlar yoktur. O zaman B'de olabilir. C şıkkına bakalım. Burada da bakın şuradaki 3'e 3 olan kare alınmış şu şekilde. Şimdi 8 2'nin küpüdür. 9 da 3'ün karesidir. Bakın bunlar boyandığında geriye kalan sayılar C şıkkındaki gibi görünür. Bakın bu da olabilir. D şıkkında verilen yer ise arkadaşlar şurasıdır. Böyle. Bakın 4'e 4 bir kare. Şimdi burada bir sayının karesi ve küpü olanlar 64'tür. Sonra arkadaşlar 84 bakın boyanmış. Halbuki 84 bir sayının karesi ve küpü değildir. Burada da 97 boyanmış arkadaşlar. 97 de bir sayının karesi veya küpü değildir. Dolayısıyla D şıkkı olamaz. Doğru cevap D şıkkıdır. 15. soru. Kütle ölçmeye yarayan eşit kollu terazinin bir kefesine cisim, diğer kefesine ağırlık konulur. Terazide sağ ve sol kefeler aynı seviyede olduğunda denge sağlanmış olur. Terazi dengede olduğunda cismin kütlesi kullanılan ağırlıkların kütleleri toplamına eşittir. Bir paketin kütlesini bulmak isteyen Zeynep aşağıda verilen eşit kollu teraziyi ve ağırlıkları kullanmıştır. Kullanılan her ağırlığın kilogram cinsinden kütlesi üstü ifade şeklinde ağırlıkların üzerine yazılmıştır. Zeynep terazinin sol kefesine paketi, sağ kefesine 2 mavi, 1 sarı, 3 kırmızı ağırlık yerleştirdiğinde terazinin dengede olduğunu görüyor. Buna göre Zeynep'in terazinin sol kefesine koyduğu paketin kütlesi kaç kilogramdır? Şimdi mavi ağırlıkların bir tanesi arkadaşlar 2 üzeri 3'müş. 2 üzeri 3, 2 çarpı 2 çarpı 2, 8'dir. Sarı ağırlık 5 üzeri 2'ymiş. 5 üzeri 2, 5 çarpı 5'ten 25'tir. Kırmızı ağırlık 3 üzeri 2'ymiş. Bu da 3 çarpı 3'ten 9'dur. Şimdi arkadaşlar 2 tane mavi ağırlık koymuş. O zaman 2 kere 8 16 olacak. Sonra bir tane sarı koymuş 25. Sonra 3 tane de kırmızı koymuş. Kırmızının bir tanesi 9'du. O zaman 3 kere 9 27 yapar. Şimdi bu 3 ağırlığı topladığımızda 16, 25 daha 41 olur. 27 daha 68 kilogram olur. Doğru cevap D şıkkıdır. 16. soru. Aşağıda çoktan seçmeli 10 sorudan oluşan bir sınavdaki soruların doğru cevapları verilmiştir. Bu sınavda öğrencilere doğru cevapladıkları her soru için 10 puan verilirken, öğrencilerin yanlış cevapladıkları her soru için 3, boş bırakılan her soru için ise 1 puanları alınmaktadır. Aşağıda Kaan'ın bu sınavdaki sorulara verdiği cevaplar verilmiştir. Buna göre Kaan bu sınavdan kaç puan almıştır? Kaan birinci soruyu doğru cevaplamış arkadaşlar. Doğru cevapladığı her soru için 10 puan alacaktı. Burada artı 10 puanı var. İkinci soruyu da doğru cevaplamış. Burada da artı 10 puan almış. Üçüncü sorunun cevabı B imiş. Kaan C işaretlediği için yanlış yapmış. Yanlış cevapladığı için ise 3 puanı alınacak arkadaşlar. Kaan dördüncü soruyu C yapmış. Bu doğrudur. O zaman 10 puanı olacak. Kaan beşinci soruyu D yapmış. Bu da doğru. 10 puanı olacak. Sonra altıncı soruyu D işaretlemiş. Altının cevabı C idi. Bu yanlış olduğu için 3 puanı alınacak. 7. soruyu boş bırakmış arkadaşlar. 1 puan alınacak. 8. soru ise B yapmış. Bakın bunu da yanlış yapmış. 3 puanı alınacak. 9. soruyu B işaretlemiş. Doğru yapmış. 10 puan alacak. 10. soruyu da doğru yapmış. Buradan da 10 puan alacak. Doğru yaptığı arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane soru var. Her birinden 10 puan aldığı zaman 6'yı 10 ile çarptığımızda toplam 60 puan almış. Yanlış yaptığı soru sayısı ise 1, 2, 3 tane. O zaman bunların her birinden 3 puan kaybedecek. Toplam 9 puan kaybetti. Bir tane de boş bırakmıştı. Buradan da 1 puan kaybetti arkadaşlar. O zaman kaybettiği puan toplam 10 oldu. 60 puan kazandı, 10 puan kaybetti. Toplamda 50 puanı olur. Doğru cevap A şıkkıdır. 17. soru. Bir bina görevlisi aşağıdaki asansörü kullanarak her birinin kütlesi 47 kilogram olan kolileri binanın en üst katına taşıyacaktır. Bu asansör 375 kilogramdan fazla yük konulması durumunda hareket etmemektedir. Buna göre kütlesi 74 kilogram olan görevli asansöre kütleleri 47 kilogram olan kolilerden en çok kaç tanesiyle bindiğinde
Asansör hareket eder. Asansör toplam 375 kilogram alabiliyormuş. O zaman önce bu görevlinin ağırlığını bir çıkaralım arkadaşlar. Geriye 301 kilogram kalır. Şimdi 301 kilogramlık koli taşıyacaktır. Kolilerden bir tanesi arkadaşlar 47 kilogrammış. 6 tanesini taşımış olsa 6 kere 7 42 elde var 4. 6 kere 4 24. 4 de elde 28 olur. 282 kilogram yapar. Bakın 301'den de 282'yi çıkardığımızda geriye 19 kilogram kalır. Bakın en fazla taşıyabileceği arkadaşlar koli sayısı 6'dır. Doğru cevap C şıkkıdır. 18. soru. Mehmet Usta 552 santimetre uzunluğundaki tahtanın tamamını kullanarak 180 santimetre uzunluğunda bir merdiven yapacaktır. Bunun için tahtayı aşağıdaki gibi aralarında eş olan ikisi uzun, dördü kısa toplam 6 parçaya ayırıyor. Daha sonra uzun parçaları dikey, kısa parçaları yatay olarak koyup aşağıdaki merdivenleri yapıyor. Buna göre kısa parçaların uzunluğu kaç santimetredir? Merdivenin uzunluğu 180 santimetre olacakmış arkadaşlar. Demek ki uzun parçaların bir tanesi 180. O zaman iki tanesi 182 ile çarptığımızda 360 buluruz. Şimdi 552 idi tamamı. 360'ı çıkardığımızda geriye kalan kısmı 192 santimetre olarak buluruz. Bunlardan 4 tane arkadaşlar kısa tahta yapıyordu. O zaman 192'yi 4'e böldüğümüzde kısa tahtalardan birinin boyunu buluruz. 19'un içerisinde 4 keredir. 4 kere 4 16 olur. Çıkardığımızda 3 olur. 2'yi indiririz 32. 32'nin içerisinde 4 8 keredir. 4 kere 8 32. Çıkardığımızda da 0 buluruz. Kısa tahtalardan birinin uzunluğu 48 santimetredir. Doğru cevap B şıkkıdır. 19. soru. Yeşilay haftasında yayınlanmak üzere Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma isminde biri 1,5, diğeri 2 dakika süren kısa filmler hazırlatılmıştır. Bu kısa filmlerin her bir saniyesinde 24 tane fotoğraf art arda gösterilmektedir. Hazırlatılan bu kısa filmlerde gösterilen fotoğraf sayıları arasındaki fark kaçtır? Kısa filmlerden birisi 1,5 dakika, diğeri 2 dakikaymış. Şimdi bunlar kaç saniye olur onu bulalım. 1,5 dakika arkadaşlar. Bakın 1 dakika 60 saniyeydi. Yarım dakikada 30 saniyedir. Topladığımızda 90 saniye yapar. Şimdi birinci filmde arkadaşlar her saniyede 24 tane fotoğraf gösterilmiş. 24 ile 90'ı çarptığımızda toplam fotoğraf sayısını buluruz. 0 ile çarptığımızda buralar 0 olur. 4 kere 9 36 elde var 3. 2 kere 9 18 3 de elde 21. Topladığımızda 2160 fotoğraf buluruz arkadaşlar birinci filmde. İkinci filmde de arkadaşlar 2 dakika sürmüş. Şimdi 2 dakikada 2 kere 60 120 saniye yapar. Burada da gene 24 tane fotoğraf kullanılıyormuş. O zaman 120 ile 24'ü çarpmamız gerekli. 4 kere 0 0, 4 kere 2 8, 4 kere 1 4, 2 kere 0 0, 2 kere 2 4, 2 kere 1 2. Topladığımızda da 0 8 8 2. 2880 fotoğraf buluruz. Bize bunların arasındaki fark sorulmuş. O halde 2880'den 2160'ı çıkarmalıyız. Çıkarma işlemini yaptığımızda 720 buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 20. soru. Ayşe Hanım halılarını yıkatmak için 4 farklı firmadan fiyat teklifi almıştır. Bu firmaların halının türüne göre metrekaresini yıkama fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ayşe Hanım'ın yıkatmak istediği dikdörtgen şeklindeki halıların türleri ve kenar uzunlukları aşağıda verilmiştir. Ayşe Hanım bu halıları yıkatmak için hangi firmayı seçerse ödeyeceği toplam fiyat en az olur. Şimdi el dokuma halısının metrekaresini bulalım arkadaşlar. Kısa kenarı 3, uzun kenarı 4. O zaman 3 ile 4'ü çarptığımızda 12 metrekare yapar. Makine halısının da yine uzun kenarı 4, kısa kenarı 3. Bu da 12 metre yapar. Yün halının da kısa kenarı 2, uzun kenarı 3, 3 ile 2'yi çarptığımızda 6 metrekare yapar. Şimdi firmaları teker teker inceleyelim. K firması el dokuma halılarını arkadaşlar metrekaresini 10 liradan yıkamış. El dokuma halıları bakın 12 metrekareydi. O zaman 10 ile 12'yi çarptığımızda 120 lira olur. Makine halılarını 8 liradan yıkıyormuş. 12 metresini 8 çarpı 12 96 lira yapar. Yün halıları da 6 liradan yıkıyormuş. Bu da 6 çarpı 6 36 yapar. Bunları topladığımızda arkadaşlar 120
96 ve 36'nın toplamı 252 lira yapar. Şimdi L firmasına bakalım. L firmasında el dokuma halıları 12 liradanmış. Bunu 12 ile çarptığımızda 144 lira olur. Makine halıları 6 liradanmış. 6'yı da 12 ile çarptığımızda 72 olur. Yün halılar 7 liradanmış. 7 ile de 6'yı çarptığımızda 42 olur. Şimdi 144, 72 ve 42'yi topladığımızda 258 lira buluruz. M firmasında 16 liradan dikiyormuş el dokuma halılarını. Bunu 12 ile çarptığımızda 192 lira olur. Makine halılarını da 8 liradan yıkıyormuş. 8 kere 12, 96 yapar. Yün halılarını 5 liradan yıkıyormuş. 5 çarpı 6, 30 lira yapar. 192, 96 ve 30'u topladığımızda 318 lira buluruz. N firmasına bakalım. El dokuma halılarını 10 liradan yıkıyormuş. 10 çarpı 12, 120 lira. Makine halılarını 6 liradan yıkıyormuş. 6 çarpı 12, 72 lira. Yün halıları 8 liradan yıkıyormuş. 8 çarpı 6, 48 lira. 120, 72 ve 48'i topladığımızda 240 lira buluruz. Şimdi bu sayıların arasında en küçük olan 240 olduğu için N firmasıyla yıkatması arkadaşlar daha uygun olur. Doğru cevap D şıkkıdır. Birinci soru. Doruk tabletinden 80 dakikalık bir filmi izlemeye başlamıştır. Tabletin sağ üst köşesindeki görselde 6 eş bölmeden bazıları renklendirilerek modellenen kesirler tabletin pilinin kaçta kaçının dolu olduğunu göstermektedir. Görsel 1'de film başladığında, görsel 2'de ise filmin 4'te 3'ü bittiğinde tabletin sağ üst köşesindeki görüntü verilmiştir. Buna göre Doruk tabletini şarja takmadan kaç dakika daha filmi izleyebilir? Filmin tamamı 80 dakikaymış. 4'te 3'ü bittiğinde önce bir 80 dakikanın 4'te 3'ünü hesaplayalım. 80 çarpı 3 bölü 4. Şimdi 80'i 4'e böldüğümüzde 20 olur. 20 ile de 3'ü çarptığımızda 60 dakika buluruz. Şimdi görsel 1'de bakın 6 bölmeye bölünmüş. 5 tanesi boyalı. Görsel 2'de de bir tanesi. O zaman şuradaki arkadaşlar bakın 4 tane bölme filmin 4'te 3'üne eşitmiş. Yani 60 dakikaya eşitmiş. 60 dakikayı 4'e böldüğümüzde buradaki her bir bölmeyi 15 olarak buluruz. Şimdi bir tane yeşil bölme kalmış. O halde bu şarjda arkadaşlar 15 dakikalık daha film izleyebilir. Doğru cevap B şıkkıdır. İkinci soru. Şekil 1'de 80 santimetre genişliğindeki KLMN dikdörtgeninin ön yüzü beyaz, arka yüzü kırmızı renktedir. Bu şerit üzerinde AB ve CD doğru parçaları oluşturuluyor. Şerit AB doğru parçası boyunca şekil 2'deki gibi katlandığında K noktasının N noktasına olan uzaklığı şeridin boyunun 1 bölü 8'i kadar oluyor. Şerit CD doğru parçası boyunca şekil 3'teki gibi katlandığında K noktasının N noktasına olan uzaklığı şeridin boyunun 1 bölü 10'u kadar oluyor. Buna göre şekil 1'de şerit üzerindeki AB ve CD doğru parçaları arasındaki mesafe kaç santimetredir? Şeridin tamamı 80 santimetreymiş. Şimdi bu KN arası şekil 2'de arkadaşlar şeridin boyunun 1 bölü 8'iymiş. O zaman 80'in 1 bölü 8'ini bulduğumuzda 10 santimetre yapar. Bakın burası 10 santimetre oldu. Şimdi şeridin boyu 80. 80'den 10'u çıkardığımızda 70 kalır. 70'i de tam 2'ye böleceğiz. 35 buluruz. Bulduğumuz yer arkadaşlar bakın bu K ile A noktası arasındadır. 35 santimetre. Şimdi şekil 3'te ise K ile N arası bu sefer şeridin boyunun 1 bölü 10'uymuş. 80'in 1 bölü 10'unu hesaplayalım. Bu da 8 santimetreye eşittir. Şimdi 80'den 8'i çıkardığımızda 72 kalır. 72'yi de 2'ye böldüğümüzde 36 santimetre buluruz. Bakın şu kısım C noktasına kadar 36 santimetredir. Bize AB doğru parçasıyla CD doğru parçası arasındaki mesafe sorulmuş. 36'dan da 35'i çıkardığımızda 1 santimetre olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. Üçüncü soru. Kenar uzunlukları eşit 3 dikdörtgen aşağıdaki gibi boyanarak kesirler modellenmiştir. Birinci dikdörtgendeki mavi bölge ile 5 bölü 8 kesri ve ikinci dikdörtgendeki kırmızı bölge ile 1 bölü 4 kesri modellenmiştir. Buna göre üçüncü dikdörtgendeki kırmızı bölge ile modellenen kesir aşağıdakilerden hangisi olabilir? Birinci dikdörtgende mavi bölge 5 bölü 8 ise arkadaşlar kırmızı bölge 3 bölü 8 olur. İkinci dikdörtgendeki kırmızı bölge 1 bölü 4'müş. Şimdi bunu 2 ile genişlettiğimizde
2 bölü 8 olur. Bu iki kesiri arkadaşlar 3 ile genişlettiğimizde, bakın birinci kesiri 3 ile genişletince 9 bölü 24 olur. İkinci kesiri 3 ile genişlettiğimizde 6 bölü 24 olur. Şimdi üçüncü dikdörtgenin kırmızı bölgesi 6 bölü 24 ile 9 bölü 24 arasında olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. Dördüncü soru. Aşağıda bir inşaat firmasının yapmayı planladığı bir apartmana ait daire planı yer almaktadır. Bu daire planındaki her bölgenin alanı dairenin toplam alanının kaçta kaçına karşılık geldiği hesaplanarak bulunmuş ve bulunan kesirlerin bazıları plan üzerinde oklarla gösterilmiştir. Bu dairenin balkonunun alanı banyosunun alanından büyük, antresinin alanından küçüktür. Buna göre balkonun alanının tüm dairenin alanının kaçta kaç olduğunu gösteren kesir aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar banyonun alanı 1 bölü 18'miş. Antrenin alanı ise 1 bölü 9'muş. Bu kesirlerin paydalarını arkadaşlar 72 ile eşitleyelim. Şimdi 1 bölü 18'i 4 ile 1 bölü 9'u da 8 ile genişletelim. 1 bölü 18'i 4 ile genişletirsek 4 bölü 72 olur. 1 bölü 9'u da 8 ile genişlettiğimizde 8 bölü 72 olur. Şimdi balkonun alanı arkadaşlar bakın 4 bölü 72 ile 8 bölü 72 arasında olacaktır. Şıklara baktığımızda da 7 bölü 72 bu aralıktadır. Doğru cevap D şıkkıdır. Beşinci soru. Kuzey her birinin kalanı 2 santimetre olan renkleri dışında özdeş kitaplardan 5 tanesini yukarıdaki rafa görseldeki gibi dizdiğinde bir miktar boşluk kalmakta ancak bu boşluğa 6. kitabı sığdıramamaktadır. Buna göre rafın kitap koyulan kısmının genişliği santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Rafın boyu arkadaşlar 5 kitaptan daha fazla. 5 kitabın kalınlığı ise her kitabın kalınlığı 2 santimetre ise 5 kere 2 10 santimetre olur. Ama 6 kitap sığmamakta. O zaman 6 ile 2'yi çarptığımızda da 12 santimetre buluruz. Rafın genişliği arkadaşlar 10 santimetre ile 12 santimetre arasında olacaktır. Şıklara baktığımızda arkadaşlar 20 bölü 3 bu 7'den daha küçük bir sayıdır. Olmaz. 17 bölü 2 ise arkadaşlar 8,5'a eşittir. Bu da 10 ile 12 arasında değildir. Olmaz. 35 bölü 3 ise arkadaşlar bakın 12'ye yakın bir sayıdır. Dolayısıyla 10 ile 12 arasındadır. Olabilir. D şıkkında da 37 bölü 3 verilmiş. Bu da yaklaşık 13'e yakın bir sayıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bu da olmaz. Doğru cevap C şıkkıdır. 6. soru. Aşağıda hatalı ölçüm yapan 3 farklı tartı verilmiştir. Kütlesi 64 kilogram olan Ozan bu tartılarda birer defa tartıldığında ikinci tartının gerçek kütlesinin 15 bölü 16'sını, üçüncü tartının ikinci tartının gösterdiği değerin 3 kilogram fazlasını, birinci tartının üçüncü tartının gösterdiği değerin 2 bölü 21'i kadar fazlasını gösterdiğini görmüştür. Buna göre birinci tartı Ozan'ın kütlesini kaç kilogram olarak göstermiştir? Ozan'ın kütlesi 64 kilogrammış. İkinci tartı gerçek kütlesinin 15 bölü 16'sını göstermiş. O zaman 64'ün 15 bölü 16'sını bulalım. 64'ü 16'ya böldüğümüzde 4 olur. 4 ile de 15'i çarptığımızda da 60 buluruz. İkinci tartı 60 kilogram göstermiştir. Üçüncü tartı ise ikinci tartının gösterdiği değerin 3 kilogram fazlasını, o zaman burası da 63 kilogram gösterir. Birinci tartı ise üçüncü tartının gösterdiği değerin 2 bölü 21'i kadar fazlasını. Şimdi 63'ün 2 bölü 21'ini bulalım. 63'ü 21'e böldüğümüzde 3 olur. 2 ile de 3'ü çarptığımızda 6 buluruz. Demek ki 6 kilogram daha fazla gösteriyormuş. 63'e de 6 eklediğimizde 64 kilogram buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 7. soru. Bir öğretmen kesir modelleme etkinliği için öğrencilerine dikdörtgen şeklinde boş bir kağıt veriyor ve aşağıdaki adımları sırayla uygulamalarını istiyor. Kağıdı önce sağdan sola doğru ortadan ikiye katlayın. Kağıdı açmadan yine aynı yönde ortadan ikiye katlayın. Kağıdı açmadan bu defa aşağıdan yukarıya doğru ortadan ikiye katlayın. Kağıdı açın ve elde ettiğiniz katlama çizgilerinin üzerine cetvel yardımıyla bir kalemle çizin. Son olarak eş bölmelerden birini istediğiniz bir renge boyayın. Tüm adımlar istenilen şekilde yapıldığında modellenecek birim kesir aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yapılanlar arkadaşlar birinci modelde gösterelim. Şimdi önce böyle ortadan ikiye katladı. Sonra tekrar ortadan ikiye katladığında bakın şu şekilde oluşacaktır. Daha sonra da yukarı doğru ortadan ikiye katladığında bu olacaktır. Bir tanesini boyayacak. Şimdi burada toplam 8 parça oluştuğu için arkadaşlar boyalı kısım 1 bölü 8'dir. Doğru cevap C şıkkıdır.
8. soru. Yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki kartonun üst yüzeyindeki eş karelerin 3 bölü 7'si sarı renge boyanıyor. Erdem bu kartonun bir kısmını yanlışlıkla yırtıyor. Aşağıda bu kartonun yırtıldıktan sonra kalan kısmı gösterilmiştir. Buna göre kartonun yırtılan kısmında sarı renge boyanmış kaç tane kare vardır? Şimdi dikdörtgen şeklindeki karton arkadaşlar 5 çarpı 7, 35 tane kareden oluşuyor. Bunun 3 bölü 7'si sarıya boyanmış. O zaman 35'in 3 bölü 7'sini bulalım. 35'i 7'ye böldüğümüzde 5 olur. 5 ile de 3'ü çarptığımızda 15 kare olur. Demek ki 15 tane sarı olması gerekiyor. Şimdi bir kısmı yırtılmış. Aşağıdaki şekilde sarıların sayısını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O halde bakın yırtılan kısımda 5 tane sarı kare vardır. Doğru cevap A şıkkıdır. 9. soru. Çiğdem elindeki kırmızı ve beyaz boyaları karıştırarak pembe boya elde etmek istiyor. İstediği tonu elde edebilmek için kırmızı boyayı boş 3 kaba, her kapta eşit miktarda boya olacak şekilde boşaltıyor. 450 gram beyaz boyanın 1 bölü 10'unu birinci kaptaki, 1 bölü 9'unu ikinci kaptaki kırmızı boyanın üzerine boşaltarak iyice karıştırıyor. Kaplarda elde ettiği boyalardan biri istediği renkte daha koyu, diğeri ise daha açık oluyor. Çiğdem'in istediği tonu elde edebilmesi için 3. kaba koyması gereken beyaz boya miktarı gram cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar 450'nin biz 1 bölü 10'unu bulalım. 450'nin 1 bölü 10'u 450'yi 10'a böldüğümüzde 45 gram çıkar. Bakın bunu birinci kaba koymuş 45 gram. İkinci kaba ise arkadaşlar 1 bölü 9'unu koymuş. Bu sefer 450'nin 1 bölü 9'unu hesaplayalım. 450'yi 9'a böldüğümüzde 50 gram buluruz. Bakın bunu da ikinci kaba koymuş. Üçüncü kaba koyması gereken boya 45 ile 50 arasındadır. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. 10. soru. Aşağıda verilen aynı genişlikteki sarı, mavi ve kırmızı renkli camların uzunlukları sırasıyla 15 bölü 16, 7 bölü 8 ve 1 bölü 2 metredir. Mavi cam sol taraftan hizalanacak şekilde sarı camın üstüne, kırmızı cam sağ taraftan hizalanacak şekilde sarı camın altına yerleştiriliyor. 3 camın üst üste geldiği bölüm kahverengi, sarı ve mavi camların üst üste geldiği bölüm yeşil, sarı ve kırmızı camların üst üste geldiği bölüm ise turuncu renk alıyor. Buna göre kahverengi olan bölümün uzunluğu kaç metredir? Turuncu renkli bölüm arkadaşlar sarı camla mavi camın farkına eşittir. Çünkü mavi cam soldan hizalanmış. O halde 15 bölü 16'dan 7 bölü 8'i çıkarırsak turuncu bölgeyi buluruz. Bunu 2 ile genişletelim. 15 bölü 16 eksi 14 bölü 16 eşittir 1 bölü 16'dır. Bakın bulduğumuz bu turuncu kısmın uzunluğudur. Yeşil renkli bölmeyi bulmaya. Burası da arkadaşlar bakın sarının altına kırmızı sağdan hizalanmış. O zaman sarıdan 15 bölü 16'dan kırmızıyı çıkarırsak yani 1 bölü 2'yi yeşil renkli bölmeyi buluruz. Bunu 8 ile genişletelim. 15 bölü 16, 8 bölü 16 eşittir 7 bölü 16 olur. Burası da yeşil bölge kısmıdır arkadaşlar. Şimdi bize kahverengi sorulmuş. Bu 7 bölü 16 ile 1 bölü 16'yı toplayalım. 7 bölü 16 artı 1 bölü 16, 8 bölü 16 olur. Şimdi sarının tamamı 15 bölü 16 idi. 15 bölü 16'dan 8 bölü 16'yı çıkardığımızda kahverengi kısmı buluruz. Bu da 7 bölü 16'ya eşittir. Doğru cevap B şıkkıdır. 11. soru. Asya elindeki termometre ile sırası ile 1, 2, 3 numaralı odalara giriyor. Aşağıda bu odalarda termometredeki civa seviyeleri gösterilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı odalardaki sıcaklık değerleri derece Celsius cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Termometrelere baktığımızda ikinci odanın sıcaklığı en düşük, sonra birinci odadan ve en yüksekte üçüncü oda olacak. Şimdi şıklara teker teker baktığımızda bakın buradaki değerler 57 bölü 4 verilmiş, sonra 80 bölü 3 ve 43 bölü 2. Bunları sıralayalım. Bunların paydaları 12'de eşitlenir. Bunu 3 ile, bunu 4 ile, bunu da 6 ile genişletelim. Birinci kesir 171 bölü 12 olur. İkinci kesir 320 bölü 12 olur. Üçüncü kesir ise 258 bölü 12 olur.
En sıcak 3 numaralı oda olduğu için arkadaşlar, bakın bu 80 bölü 3, bu kesir 3 numaralı olacak. Sonra ikinci oda en soğuk olduğu için en küçük de 171 bölü 12, yani 57 bölü 4 olacak. Bu ikinci oda olacak. Sonra diğeri de birinci oda olacak. Buna göre doğru cevap B şıkkıdır. 12. soru. Yukarıdaki özdeş tüplerin kaçta kaçının sıvı ile dolu olduğu kesirlerle gösterilmiştir. İkinci tüpteki sıvının bir kısmı birinci tüpe aktarılarak birinci tüp taşmadan tamamen dolduruluyor. Son durumda ikinci tüpün kaçta kaçının sıvı ile dolu olduğunu gösteren kesir aşağıdakilerden hangisidir? Birinci tüpün 3 bölü 5'i dolu ise arkadaşlar, boş kısmı 2 bölü 5'idir. Şimdi ikinci tüpten birinci tüp dolacak kadar sıvı aktarılıyor. Şimdi ikinci tüpte 7 bölü 10 var arkadaşlar. 2 bölü 5'i bakın birinci tüpe aktarılırsa ikinci tüpte ne kadar kalır, bunu bulacağız. Payda eşitleyelim. Bunu 2 ile genişletelim. 7 bölü 10 eksi 4 bölü 10 çıkardığımızda 3 bölü 10 buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 13. soru. Aşağıda eş karelerden oluşan iki tablo verilmiştir. Birinci tabloda içinde bir doğal sayının karesi olarak yazılabilen sayıların yazılı olduğu tüm kareler. İkinci tabloda ise rastgele seçilen bazı kareler boyanıyor. Birinci tablodaki karelerin kaçta kaçının boyandığını ifade eden kesir, İkinci tablodaki karelerin kaçta kaçının boyandığını ifade eden kesire denktir. Buna göre ikinci tablodaki karelerin kaç tanesi boyanmıştır? Şimdi birinci tabloda arkadaşlar bir doğal sayının karesi olanlar, mesela 1, 1'in karesidir, 4, 2'nin karesidir, 9, 3'ün karesidir, başka da yoktur. Dolayısıyla 3 tanesi boyanacak. O zaman arkadaşlar toplam 15 tane kare var. Boyalı kısım 3 bölü 15 olur. Bunu da sadeleştirdiğimizde 1 bölü 5'i buluruz. Şimdi diğer ikinci tabloda da 20 tane kare var. Bunlardan kaç tanesi boyanırsa 1 bölü 5'e denk olur. Arkadaşlar bakın, bunu 4 ile genişletirsem 4 bölü 20 bulurum denk olabilmesi için. Yani 1 bölü 5 denktir 4 bölü 5'e. O halde ikinci tabloda olan 4 tane kare boyanmalıdır. Doğru cevap D şıkkıdır. 14. soru. Bir bileşik kesirin payını paydasına bölüp elde ettiğimiz bölümü tam kısma, böleni paydaya ve kalanı paya yazarak tam sayılı kesire çevirmiş oluruz. Selda 29 bölü 6 kesirini tam sayılı kesire çevirmek için payını paydasına bölüyor. Yanlışlıkla kalanı tam kısma, bölümü paya, böleni ise paydaya yazarak bulması gerekenden farklı bir tam sayılı kesir elde ediyor. Buna göre Selda'nın bulduğu tam sayılı kesir 29 bölü 6 kesirinden kaç fazladır? Şimdi Selda'nın bulduğu kesiri bulalım önce arkadaşlar. 29'u 6'ya bölersek, 29'un içerisinde 6 4 keredir. 6 kere 4 24. Kalan da 5 olur. Şimdi yanlışlıkla kalanı tam kısma yazmış. Yani 5 tam yapmış. Bölümü paya yazmış 4. Böleni ise paydaya yazmış. Selda'nın bulduğu kesiri bileşik kesire çevirirsek 5 kere 6 34 ile de topladığımızda 34 bölü 6 olur. Şimdi ne kadar fazla bulmuş onu hesaplayalım. 34 bölü 6'dan 29 bölü 6'yı çıkardığımızda 5 bölü 6 fazla bulmuş olur. Doğru cevap D şıkkıdır. 15. soru. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki bir oyun alanı modellenmiştir. Bu oyun alanındaki tahterevalli ve kaydırak oyuncaklarının bulundukları zeminler kaydırmaz bantla kaplanmıştır. Kaydırağın zemininde kaydırmaz bantla kaplanan alan tüm parkın alanının 3 bölü 40'ına, tahterevallinin zemininde kaydırılmaz bantla kaplanan alan ise tüm parkın alanının 1 bölü 15'ine eşittir. Buna göre kaydırağın zemininde kaydırmaz bantla kaplanan alan, tahterevallinin zemininde kaydırmaz bantla kaplanan alandan kaç metrekare fazladır? Önce bu dikdörtgen şeklindeki oyun alanının alanını bulalım. 45 ile 24'ü çarptığımızda 4 kere 5 20 elde var 2. 4 kere 4 16 18 olur. 2 kere 5 10 elde var 1. 2 kere 4 8 1 de elde 9. Topladığımızda da 0, 8 ve 10. Yani 1080 metrekare olarak buluruz. Şimdi arkadaşlar bunların isterseniz farklarını önce kesir türünden bulalım. 3 bölü 40'tan 1 bölü 15'i çıkaralım. Bunların paydaları 120'de eşitlenir. Bunu 3 ile, bunu da 8 ile genişlettiğimizde 9 bölü 120 eksi 8 bölü 120 buluruz. Çıkardığımızda da 1 bölü 120'ye eşittir. Yani toplam alan 1080, bunun 1 bölü 120'sini bulacağız.
1080 çarpı 1 bölü 120. Şimdi şu sıfırlar sadelesin. 108'i de 12'ye böldüğümüzde 9 buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 16. soru. Antarktika'da inceleme yapan uzmanlar görselde verilen buzdağını keşfetmiştir. Keşfedilen buzdağının deniz seviyesinin üstünde kalan kısmının yüksekliği, buzdağının tamamının yüksekliğinin 1 bölü 8'ine eşittir. Buna göre buzdağının deniz seviyesinin altında kalan kısmının yüksekliği kaç metredir? Arkadaşlar, buradaki 75 metre buzdağının tamamının 1 bölü 8'ine eşitmiş. O zaman 75 ile 8'i çarptığımızda tamamını buluruz. 8 kere 5, 40, elde var 4. 8 kere 7, 56, 4 de elde 60. Demek ki tamamı 600'müş. O zaman denizin altındaki kısmı 600'den 75'i çıkardığımızda 525 metre olarak buluruz. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 17. soru. Özdeş iki tepsi börekten biri 24, diğeri 30 eş dilime ayrılmıştır. Birinci tepsideki börekten Emre 3 ve Fikret 6 dilim. İkinci tepsideki börekten ise Özkan 3, Ramazan 5 dilim yemiştir. Bu 4 kişi arasından en az ve en çok börek yiyen seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Birinci tepsi 24'e bölünmüştü. Emre 3 tanesini yemiş. O zaman Emre'nin 7 arkadaşlar 3 bölü 24. Fikret'in 7 ise 6 bölü 24. Sonra Özkan'ın 7 3 bölü 30. Ramazan'ın 7 ise 5 bölü 30'dur. Şimdi bu kesirleri sadeleştirdiğimizde 3 bölü 24 1 bölü 8 olur. 6 bölü 24 1 bölü 4 olur. 3 bölü 30 arkadaşlar 1 bölü 10 olur. 5 bölü 30 da 1 bölü 6 olur. Şimdi bunların hepsi birim kesir görüldüğü gibi. Paydası küçük olan en büyük olacak. Dolayısıyla en büyük olan 1 bölü 4'tür. Yani 6 bölü 24. Bu da Fikret'tir. Dolayısıyla arkadaşlar en fazla yiyen Fikret'tir. En az yiyen ise bakın paydası 10 olan bu 1 bölü 10 yani 3 bölü 30. Bu da Özkan'dır arkadaşlar. En fazla Fikret, en az Özkan. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 18. soru. Daire şeklindeki renkleri dışında özdeş tahta bloklar yukarıdaki gibi ayrı ayrı eş parçalara ayrılmışlardır. 1, 2 ve 3. tahta bloktan birer parça alınıp 4. tahta bloğun üzerine yerleştiriliyor. Bu yerleştirme sonunda 4. tahta bloğun görüntüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Dikkat edersek 1. blok arkadaşlar bakın 3 parçaya bölünmüş, bir tanesi alınmış. A şıkkı olamaz. Burada bakın 4'e bölünmüş hali var. D şıkkı da olamaz. Bunu da eleriz. Şimdi B ya da C şıkkı olabilir. Birinci tahtanın parçası. İkinci tahtada ise bakın şuralar 4'te 1'lik kısım. Bu olamaz arkadaşlar. Çünkü buradaki kırmızı buradakilerden bir tanesi değil. C'deki gibi olmalıdır. Buradaki 3. tahtada görüldüğü gibi arkadaşlar 6'da 1'i şuradakine eşit. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. 19. soru. Yusuf renkleri dışında özdeş 26 tane kitabı kütüphanesindeki kitap dizilen kısmının genişliği 65 santimetre olan bir rafa aşağıdaki görseldeki gibi diziyor. Buna göre kitapların kalınlığı kaçar santimetredir? Yusuf kitaplarını bir tanesi dikey, 4 tanesi de yatay olacak şekilde beşerli gruplar halinde dizmiş. Bakın burada bir var, bir tane dik, sonra da bu 4 tanesi yatay. Toplam 5 kitap yapıyor. Şimdi 26 tane kitabı bu şekilde dizecek. En son bir tane dikey kitap var arkadaşlar. Demek ki şu beşerli gruplardan 5 tane var. Şimdi şurada şuna dikkat edelim. 4 tanesinin yatay uzunluğu, genişliği bir tanesinin arkadaşlar boyuna eşit oluyor. Yani burası bir katsa şurası 4 kat oluyor. Dolayısıyla bakın şurası 5 kat yapıyor. Bunun gibi 5 tane olacak. O zaman 5 kere 5 25 kat. Bir tane de burada var en sonda. Bu da 1 kat. Dolayısıyla 26 kat yaptı. O zaman kitaplardan birinin kalınlığı arkadaşlar 65 bölü 26 olur. Bunları da 2'ye böldüğümüzde bunları 13 ile sadeleştirdiğimizde 65 13'ün 5 katıdır. 26 da 13'ün 2 katıdır. Kitaplardan birinin kalınlığı 5 bölü 2 santimetre olur. Doğru cevap C şıkkıdır. 20. soru. Dikdörtgen şeklindeki özdeş iki cam levhadan biri yatay tutulup 3 eş parçaya, diğeri dikey tutulup 6 eş parçaya aşağıdaki gibi ayrılıyor.
Yatay tutulan levhanın bir parçası sarı renge, dikey tutulan levhanın ise üç parçası kırmızı renge boyandıktan sonra bu iki levha köşeleri çakışacak şekilde aşağıdaki gibi üst üste koyuluyor. Sarı ve kırmızı boyalı parçaların üst üste gelen bölümlerinin turuncu renk aldığı görülüyor. Son durumda elde edilen şekil üzerinde sarı, turuncu ve kırmızı renkli bölgelerin alanlarının tüm şeklin alanının kaçta kaçı olduğunu ifade eden kesirler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bu levhalar üst üste konulduğunda şurası arkadaşlar turuncu renk oldu. Dolayısıyla 9 parçadan bir tanesi turuncu. Demek ki turuncular 1 bölü 9 olacak. Sarılar da bakın bir parça, bunlar da 1 bölü 9 olacak. Kırmızılar ise 2 parça olduğu için bunlar 2 bölü 9 olacak. Dolayısıyla arkadaşlar 1 bölü 9, 1 bölü 9 ve 2 bölü 9 olan şık doğru cevap A şıkkıdır. Birinci soru. Kaan ve Doruk arabalarıyla çalıştıkları iş yerinden Aşti'ye gitmek için telefonlarında bulunan aynı harita programından yol tarifi alırlar. Aşağıda bu harita programının belirlediği 3 farklı yol, o yoldan gidilmesi durumunda kaç kilometre yol alınacağı ve tahmini olarak kaç dakikada istenilen yere varılacağı hesaplanarak gösterilmiştir. Kaan bu yollardan kilometre olarak en kısa olanı, Doruk ise varış süresi olarak en uzun olanı seçerek Aşti'ye gitmiştir. Buna göre aldıkları yolların toplamı kaç kilometredir? Kaan kilometre olarak en kısa olanını tercih etmiş. Şimdi kilometreleri karşılaştıralım. Bununki 11,4, bu 11,5, bu da 11,3. En kısa olanı 11,3'tür. Doruk ise varış süresi olarak en az olanı seçmiş. Varış sürelerine baktığımızda yukarıdaki 16,6 dakika, ortadaki 16,9, en alttaki de 16,7. Bunlardan en küçük olanı 16,6 dakikadır. Bu yolun uzunluğu ise 11,4 kilometredir. Doruk da burayı tercih etmiş. Bu ikisini topladığımızda, şimdi virgüller alt alta gelecek. 3, 4 daha 7 olur. Virgülü yazarız. 1, 1 daha 2, sonra 1, 1 daha 2. Aldıkları yolların toplamı 22,7 kilometredir. Doğru cevap A şıkkıdır. İkinci soru. 5A sınıfının en uzun boylu öğrencisi Berkay, en kısa boylu öğrencisi Bülent'tir. Bu sınıfa Ahmet, Burcu ve Can isminde 3 yeni öğrenci gelmiştir. Bu öğrenciler geldikten sonra sınıftaki en uzun boylu öğrenci değişmiş, en kısa boylu öğrenci ise değişmemiştir. Buna göre Ahmet, Burcu ve Can'ın metre cinsinden boyları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi şıklara teker teker bakalım. A şıkkı Ahmet 1,51, Burcu 1,29, Can 1,6. Şimdi arkadaşlar Can'ın boyu 1,6 olduğu için en uzun boylu öğrenci değişmiş. Şimdi Burcu'nun boyu da 1,29. Bakın Bülent'ten daha kısa olduğu için en kısa boylu öğrenci de değişmiş. Dolayısıyla A şıkkını eleriz. En kısanın değişmemesi gerekiyordu. B şıkkına bakalım. Ahmet 1,52, Burcu 1,37, Can 1,49. Arkadaşlar bakın bunlardan hiçbirisi Berkay'dan daha uzun değildir. Dolayısıyla sınıfın en uzun boylu öğrencisi değişmemiş olur. Bunu da eleriz. C şıkkına bakalım. Ahmet 1,5, Burcu 1,6, Can 1,39. Şimdi bakın Burcu 1,6 ise Berkay'dan daha uzundur. Dolayısıyla sınıfın uzun boylu öğrencisi değişmiş olur. Diğerleri 1,39 ve 1,5 de Bülent'ten daha uzun olduğu için sınıfın en kısa boylu öğrencisi değişmemiş olur. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkıdır. D şıkkının olmadığını görelim. Ahmet 1,48, Burcu 1,4, Can 1,36. Bakın bunların hiçbirisi 1,53'ten büyük olmadığı için sınıfın en uzun boylu öğrencisi değişmemiş olur. Dolayısıyla bunu da eleriz. Doğru cevap C şıkkıdır. Üçüncü soru. Aşağıda uzun atlama yarışlarının yapıldığı bir pistin ölçüleri verilmiştir. Sporcuların dereceleri koşu yolunda koştuktan sonra tahtada sıçrayıp kum pistte atlayarak düştükleri noktaya göre belirlenmektedir. Başlama çizgisinden yarışa başlayan bir sporcu kum pistte bitiş çizgisine uzaklığı 1,4 metre olan bir noktaya düşerek yarışı ikinci olarak bitiriyor. Yarışı birinci olarak bitiren sporcu ise ikinci olan yarışmacının düştüğü noktadan 0,2 metre kadar bitiş çizgisine daha yakın bir noktaya düşüyor. Buna göre birinci olan sporcunun kum pistte düştüğü noktanın başlama çizgisine olan uzaklığı kaç metredir? İkinci olarak bitiren yarışmacının düştüğü yerin bitiş çizgisine uzaklığı 1,4 metreymiş. Bakın şurası olsun arkadaşlar. Burası
şuraya kadar, bitiş çizgisine kadar 1.4 metre uzaklıkta olsun. Şimdi birinci sporcunun da arkadaşlar, ikinci sporcunun düştüğü noktadan 0.2 metre kadar daha bitiş çizgisine yakınmış. Yani o da buralarda bir yerde olsun birinci sporcu. Şu aradaki mesafede 0,2 olur. Dolayısıyla şurada kalan yer arkadaşlar 1,4'ten 0,2'yi çıkardığımızda 1,2 kalır. Yani birinci sporcunun bitiş çizgisine olan uzaklığı 1,2 metredir. Şimdi başlama çizgisinin bitiş çizgisine olan toplam uzaklığını bulalım. 40,5 ile 7,9'u topladığımızda 5,9 daha 14 olur. 14'ün 4'ü elde var 1. 0, 7 daha 7, 1 de elde 8. Burası da 4 olur. Yani toplam mesafe 48,4. Şimdi birinci sporcu bitiş çizgisine 1.2 metre mesafede zıplamış. O zaman 48,4'ten 1,2'yi çıkardığımızda 4'ten 2 çıktı 2, 8'den 1 çıktı 7 ve 4. İşte birinci sporcunun başlama çizgisine olan uzaklığını bulmuş oluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. Dördüncü soru. Avrupa standartlarına göre ısı iletkenlik katsayısı 0,065'in altında olan malzemeler ısı yalıtım malzemesi olarak tanımlanır. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin ortalama ısı iletkenlik katsayıları verilmiştir. Buna göre tablodaki maddelerden hangileri ısı yalıtım malzemesi olarak tanımlanır? Evet, şimdi 0,065'ten küçük olanlara bakacağız arkadaşlar. 0,04, bakın bu sayı şuraya bir 0 koyduğumuzda 0,040, 0,065'ten küçüktür. Dolayısıyla taş yünü olabilir. Ahşaba baktığımızda 0,2. Buraya 2 0 koyduğumuzda bu 0,200 yapar arkadaşlar. 0,200, 0,065'ten büyük olduğu için bunu alamayız. Perlite bakalım. Bu da 0,071'miş. 0,071, 0,065'ten büyük olduğu için bunu da alamayız. Arkadaşlar ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılacak olan madde sadece taş yünüdür. Doğru cevap A şıkkıdır. 5. soru. Sesin hızı hareket ettikleri ortamın özelliklerine göre değişmekte olup taneciklerle iletildiği için taneciklerin yakınlığı önemlidir. Ses en hızlı katılarda iletilirken en yavaş gazlarda iletilir. Madde halleri dışındaki tüm özellikleri aynı olan 3 ortama aynı kaynaktan gönderilen bir sesin hızı katı ortamda 2,42 metre bölü saniye olarak, gaz ortamında ise 0,202 metre bölü saniye olarak ölçülmüştür. Buna göre gönderilen bu sesin sıvı ortamdaki hızı metre bölü saniye cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi bize arkadaşlar katı ortamdaki hızı ve gaz ortamındaki hızı verilmiş. Sıvı ortamdaki hızı da bu iki değerin arasında olmalıdır. Şıkları teker teker inceleyelim. A şıkkında 2,4 verilmiş. 2,4 0,202 ile 0,42 arasındadır. Bu olabilir. B şıkkı 0,42. Bu değer de arkadaşlar 0,202 ile 2,42 arasındadır. C şıkkında 0,202 ile 2,42 arasındadır. Bu da olabilir. D şıkkında 0,2 verilmiş. 0,2 arkadaşlar 0,202'den daha küçük olduğu için bakın bu arada değildir. Doğru cevap D şıkkıdır. 6. soru. Kerem ayrıt uzunlukları 4,25 cm olan küp şeklindeki özdeş oyuncak blokları kullanarak aşağıdaki köprüyü yapıyor. Aşağıda Kerem'in 4 oyuncak arabasının genişliği ve yüksekliği verilmiştir. Kerem bu oyuncak arabalardan genişliği ve yüksekliği yaptığı köprünün genişliğinden ve yüksekliğinden daha az olanı köprünün içinden geçirerek oyun oynamaktadır. Buna göre Kerem bu oyuncak arabalardan hangisi ile oynamaktadır? Şimdi oluşturulan köprünün genişliğini ve yüksekliğini bulalım. Bu küplerin her birinin arkadaşlar ayrıt uzun 4,25 ise genişliğini bulmak için bakın burada 2 tane küp var. Dolayısıyla bunu 2 ile çarparız. 2 kere 5 10 elde var. 1 2 kere 2 4 1 de elde 5. 2 kere 4 8. 2 basamak ayırdığımızda bakın köprünün genişliğini 8,50 cm buluruz. Şimdi yüksekliğini bulalım. Bu sefer 3 ile çarpacağız 4,25'i. Çünkü 3 tane bakın bu küpler üst üste konduğu için. 3 kere 5 15 elde var. 1 3 kere 2 6 1 de elde 7. 3 kere 4 12. Yükseklik ise 12,75 çıktı. Şimdi şıklara teker teker bakalım.
A şıkkındaki şu kamyonun arkadaşlar genişliği 8.45. 8.45 8.50'den küçük olduğu için genişlik sığar buradan. Yüksekliği de 12,492. Bu da 12,75'ten küçük olduğu için bakın bu kamyon arkadaşlar köprüden geçer. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkıdır. Diğerlerinin olmadığını görelim. Bakın B şıkkındaki şu oyuncak ise 8,48. Genişliği uygun 850'den küçük ama boyu 12,8. 12,75'ten daha büyük olduğu için bu sığmaz arkadaşlar köprüye. Şu oyuncağa bakalım. Bu da 8,53 verilmiş. 8,53 8,50'den büyük olduğu için bu sığmaz. Geçelim D şıkkındakine. Bu da 8,53 verilmiş. Bu da 8,50'den büyük olduğu için köprünün altındaki boşluktan sığmaz. Doğru cevap A şıkkıdır. 7. soru. Ale ondalık gösterimleri modellemek için elinde bulunan 3 geometri şeridini aşağıdaki gibi tanımlamaktadır. Bu 3 geometri şeridini yan yana ya da birbirinin önüne koyarak toplamlarından veya farklarından sayılar elde etmektedir. Örneğin 2 ve 3 numaralı geometri şeritlerini yan yana koyduğunda toplamlarından 0,9 ondalık gösterimini, 1 ve 3 numaralı geometri şeritlerini birbirinin önüne koyduğunda farklarından 0,8 ondalık gösterimini elde ediyor. Buna göre Ali bu geometri şeritlerini birer kez kullanarak aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisini elde edemez? A şıkkına bakalım. 1,9. Şimdi bu 3 geometri şeridin arkadaşlar uç uca birleştirdiğinde bir tanesi 1, bir tanesi 0,7, kırmızı olan da 0,2. Bu üçünü topladığımızda 1,9'u bulabiliriz bakın. B şıkkına bakalım. 1,4. B şıkkını elde edemez. Doğru cevap B olacak. C şıkkını nasıl yaptığını görelim. 0,3. Arkadaşlar yeşilden bakın bir birim maviyi çıkardığımızda 0,7. Aradaki fark 0,3 olur. Bakın bunu da bulabilir. D şıkkı 0,1. Bunu bulmak için de mavi ile kırmızıyı uç uca ekler. Yani 0,7 ile 0,2'yi. Bu ikisinin toplamı 0,9 olur. Sonra bir birim olan yeşilden 0,9'u çıkardığımızda da 0,1'i elde edebilir. Elde edemediği 1,4 olduğu için doğru cevap B şıkkıdır. 8. soru. Elektrikle ilgili yapılacak olan birinci deneyde kullanılacak metallerin 20 derecedeki öz direnç değerinin 0,1'den küçük, öz iletkenlik değerlerinin ise 50 ile 63 arasında olması gerekir. İkinci deneyde kullanılacak metallerin 20 derecedeki öz direnç değerlerinin 0,4 ile 10 arasında, öz iletkenlik değerlerinin ise 1,5'dan büyük olması gerekir. Aşağıdaki tabloda bazı metallerin 20 derecedeki öz direnç ve öz iletkenlik değerleri verilmiştir. Buna göre tabloda verilen metallerin bu deneylerden hangisinde kullanılabileceği seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Tabloyu inceleyelim şimdi. Gümüş metali verilmiş arkadaşlar. Öz direnci 0,016. Öz iletkenlik de 62,5. Şimdi bakın öz direnç 0,1'den küçük. Öz iletkenlik değeri de 50 ile 60 arasında olduğu için bu birinci deney için kullanılacak. Bakıra bakalım. Bunun öz direnci 0,017. 0,1'den küçük. Öz iletkenlik de 58'miş. 50 ile 63 arasında. Bakın bu da yine birinci deneyde kullanılacak. Altını inceleyelim. Altının öz direnci 0,022. 0,1'den küçük. Öz iletkenlik ise 45. 50 ile 60 arasında değil. Arkadaşlar bu birinci deneyde kullanılamaz. İkinci deneyde kullanılabilir mi? Ona bakalım. 0,4 ile 10 arasındaymış öz direnci. Hayır, bunu da sağlamadı. Dolayısıyla altını bu iki deneyde kullanamayız. Alüminyuma bakalım. Öz direnci 0,278. Öz iletkenlik 3,6. Arkadaşlar birinci deneyde kullanamayız. İkinci deneye bakıyoruz. İkinci deneyde de kullanamayız. Antimona bakıyoruz. Öz direnç değeri 0,417. Öz iletkenlik 2,4. Şimdi öz direnci arkadaşlar 0,4 ile 10 arasında olduğu için ikinci deneye uygun. Öz iletkenlik de bakın 1,5'tan büyük olduğu için bu antimonu ikinci deneyde kullanabiliriz. Dökme demire bakalım. Bunun öz direnci 0,4 ile 10 arasında. Evet, ikinci deneye uygun bakın. Sonra öz iletkenlik değeri de 1,5'tan büyükmüş. 1,5'tan küçük olduğu için bunu da kullanamayız. Birinci deneyde gümüş ve bakırı, ikinci deneyde antimonu kullanabiliriz. Doğru cevap C şıkkıdır. 9. soru.
Büşra tabletine 2,5 GB alan kaplayacak bir dosyayı indirmek istediğinde tabletinde aşağıdaki hata bildirimini görüyor. İstediği dosyayı indirebilmek için tabletinde yüklü olan aşağıdaki dosyalardan birini silmeye karar veriyor. Büşra'nın bu dosyalardan hangisini silmesi durumunda tabletine istediği dosyayı indirebilmesine yetecek kadar boş alan açılmaz. Arkadaşlar 2,5 GB'dan daha büyük bir dosyayı silmesi gerekecek. Bundan daha küçük silerse boş alan açılmamış olur. Şimdi şıklara bakalım. Fotoğraflar 2,382. Arkadaşlar 2,5'tan az olduğu için bakın burada boş alan açılmaz. Doğru cevap A olacak. Dokümanlar, oyunlar ve müziklerin hepsi 2,5'tan büyük olduğu için bunlar da yeterli boş alan açılacaktır. Doğru cevap A şıkkıdır. 10. soru. Aşağıda 2-4 yaş arası erkek çocuklardaki ideal boy ve kütle cetveli verilmiştir. Bir kreşteki bazı erkek çocuklarının yaşı, kütlesi ve boy uzunlukları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Yukarıdaki boy ve kütle cetveline göre bu çocuklardan hangisinin hem boyu hem de kütlesi ideal değerlerin altındadır? Şıkları teker teker inceleyelim. Berke'ye bakalım arkadaşlar. Berke 2 yaşındaymış şurada. Şimdi Berke'nin ağırlığı arkadaşlar 12,9, boyu da 85. Arkadaşlar Berke'nin kütlesi ideal değerin üstünde. Dolayısıyla bakın Berke olmadı. Geçelim Efe'ye. Efe 2 yaş 9 aylıkmış. Şuraya bakacağız. Efe'nin kütlesi 14,15. Bu 14,1'den daha büyük olduğu için bakın bu ideal değerlerin üstünde çıktı. Bunu da alamayız. Çınar'a bakalım. Çınar 3 yaş 6 aymış. Şurası arkadaşlar. Şimdi 15,55. Çınar'ın ağırlığı 15,6 ideal ölçü. Bakın bunun altında. Bunu sağladı. Bir de boyuna bakalım. Boyu normalde 99 olması gerekiyormuş. 99,7'ymiş. Boyu idealin üstünde olduğu için Çınar'ı da alamayız. Yiğit'e bakalım. 4 yaş grubundaymış. Bunun kütlesi arkadaşlar 16,5. Şimdi ideal kütle 16,7. Dolayısıyla bunun altındadır. Boyuna bakalım. 102,5'miş arkadaşlar ideal boy. Yiğit'in boyu 102,25. Bakın 102,25 102,5'ten küçük olduğu için bu da idealin altındadır. Hem ağırlığı hem de boyu ideal ölçülerin altında olduğu için doğru cevap D şıkkıdır. 11. soru. Bilge aşağıdaki belli aralığı silinmiş 30 cm'lik cetveli kullanarak kaleminin boyunu ölçmek istiyor. Kaleminin bir ucunu sıfırın üzerine yerleştirdiğinde diğer ucunun silinmiş olan aralığa denk geldiğini görüyor. Daha sonra kaleminin bir ucunu 30'un üzerine koyup tersten ölçüm yaptığında da diğer ucunun yine silinmiş olan aralığa denk geldiğini görüyor. Bu durumda Bilge'nin kaleminin santimetre cinsinden boyu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şıklardan gidelim. Şimdi A şıkkında 12,8 verilmiş. Arkadaşlar 12,8 olamaz çünkü 12,8 silinmemiş yerde. Bunu eleriz. B şıkkı 13,9. Bakıyoruz 13,9 da silinmemiş yerde. Bunu da eleriz. C şıkkı 15,19. Bakın bu silinmiş yerde. Bu olabilir. Şimdi tersten bakacağız arkadaşlar. Tersten baktığımızda da gene 15,19 olması gerekiyor. Şimdi bakın 30 santimetrelik cetvelin tam yarısı 15'tir. 15,19 arkadaşlar bakın şuradan şurası 15 olduğunu düşünelim. Birazcık daha sol tarafta olacak. Gene silinmiş bölgeye denk gelir. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkı olacak. D'nin olmadığını görelim. D şıkkı 16,1. Normalde kalemini arkadaşlar sıfıra koyduğunda 16,1 silinmiş bölgeye geliyor. Fakat ters taraftan koyduğunda şimdi 30'dan biz 16,1'i çıkardığımızda 13,9 buluruz. Şimdi tersten koyduğunda şuraya gelecek 13,9'a. Dolayısıyla 13,9 silinmemiş olduğu için D şıkkı da olamaz. Doğru cevap C şıkkıdır. 12. soru. Spor ayakkabı almak isteyen Kaan ve Doruk 4 farklı mağazaya giderler. Aşağıdaki tabloda beğendikleri spor ayakkabılarının bu mağazalardaki fiyatları verilmiştir. Aşağıda bu 4 mağazada uygulanan indirim kampanyaları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Kaan ve Doruk beğendikleri spor ayakkabılarını bu mağazaların hangisinden birlikte almaları durumunda ödeyecekleri toplam ücret en az olur. Önce K mağazasını inceleyelim. Kaan'ın beğendiği ayakkabının fiyatı 350, Doruk'un beğendiği ayakkabının fiyatı 330. Şimdi arkadaşlar K mağazası birlikte alınan iki ürünün fiyatı yüksek olanın ücreti ödenir denmiş. Şimdi fiyatı yüksek olan 350 olduğu için iki ayakkabıya 350 lira öderler.
Geçelim L mağazasına. 500 TL'nin üzerindeki alışverişlerde toplam tutarın %60 ödenirmiş. Şimdi K'nın beğendiği ayakkabı 310, Dor'un beğendiği ayakkabı 290. Toplam tutar 600 yapar. Bu 500'ün üzerinde olduğu için bunun %60'ını ödeyeceklermiş. 600'ün %60'ını hesaplayalım. Şu iki sıfır sadeleşsin. 6 ile de 60'ı çarptığımızda 360 lira buluruz. M mağazasına bakalım. 400 TL üzerindeki alışverişlerde toplam tutarın 200 TL'si kadar indirim yapılır. Şimdi K'nın beğendiği ayakkabı 290. Dorun beğendiği ayakkabı da 280. Bu ikisini topladığımızda 570 TL buluruz. Bundan arkadaşlar 400'ün üzerinde olduğu için 200 lira indirim yapılırsa 370'e düşer. Son olarak N mağazasına bakalım. Birlikte alınan iki ürünün fiyatı yüksek olanın ücretinin %70'i, düşük olanın ücretinin %50'si ödenir. Şimdi yüksek olan 300, bunun %70'i ödenmiş. 300'ün %70'ini bulalım. 2 sıfır sadeleştirdiğimizde 210 TL olur. Düşük olanın da %50'si. 290'ın %50'sini bulalım. 2 sıfır gider. Bu da arkadaşlar 5 kere 29, 145 çıkar. Şimdi 210 ile 145'i topladığımızda 355 TL yapar. Bu ayakkabılar arkadaşlar hangi mağazadan alırsa en az ödeme olur diye sorulduğu için en düşük 350 ile K mağazası olduğu için doğru cevap A şıkkıdır. 13. soru. Yukarıda bir dijital saatte rakamları göstermek için özdeş bölmelere yerleştirilen ışıklardan hangilerinin yanması gerektiği gösterilmiştir? Örneğin 3 rakamı için 5 bölmedeki, 4 rakamı için 4 bölmedeki, 5 rakamı için 5 bölmedeki ışığın yanması gerekmektedir. Yukarıdaki dijital saat 16.08'i gösterdiğinde bu saatteki 28 bölmeye yerleştirilen ışıkların yüzde kaçı yanar? Şimdi 16 şu şekilde gösterir arkadaşlar. Şurada 1 olacak. 2 tanesi yanacak. 6'yı da şu şekilde gösteririz. Bakın burada 6 tanesi yanacak. 2 tane burada, 6 tane burada. Sonra 08'e gösterdiğinde 0 için 6 tane yanacak. 8 için de 7 tane yanacak. Toplamda ise arkadaşlar yanması gereken 2, 6 daha 8, 6 daha 14, 7 daha 21 tane yanacak. Toplam 28 bölgeydi. 21 bölü 28 yüzde kaçtır? Bunu bulacağız. Şimdi 21 ile 28 sadeleştiğinde her ikisini 7'ye böldüğümüzde 3'e 4 olur. Sonra da bunu 25 ile genişletirsek 75 bölü 100 buluruz. Yani %75'tir. Doğru cevap C şıkkıdır. 14. soru. Sıcak hava balonu ısıtılmış hava yardımı ile atmosferde uçabilen genellikle sepetli hava taşıtıdır. Balonun altında yakılan ateş balonun içindeki havayı ısıttığından hava genleşir ve balon yükselir. Sıcak hava balonunun içindeki hava ne kadar çok genleşirse balon o kadar yükselir. Ateş söndürüldüğünde ise balonun içindeki hava soğumaya başladığından genleşme durur ve balon aşağıya doğru inmeye başlar. Farklı yüksekliklerde uçmakta olan eşit miktarda hava ile şişirilmiş 3 balondaki havanın genleşme miktarı ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Verilen bilgilere göre bu balonların bulundukları yüksekliklerin büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Birinci balon 1 bölü 4'ü kadar genleşmiş. 1 bölü 4 demek arkadaşlar 0,25 demek. İkinci balon 0,3, bu 0,30 ile aynıdır. Üçüncü balon ise %20. %20 demek arkadaşlar 0,20 şeklinde gösterilir. Bize büyükten küçüğe doğru sıralama sorulmuş. Bakın en büyük ikinci balon, daha sonra birinci balon, daha sonra üçüncü balondur. Doğru cevap C şıkkıdır. 15. soru. Aysel tatile çıkarken valizine daha az kırıştıkları için aşağıdaki elbiselerden polyester oranı en yüksek olanı koymak istiyor. Bunun için elbiselerin pamuk ve polyester karışım oranlarını inceliyor. Buna göre Aysel'in yukarıdaki elbiselerden hangisini valizine koyması beklenir? Elbiselerin polyester oranlarına bakalım. Şimdi K elbisesinin arkadaşlar polyester oranı %12'ymiş. L elbisesinin polyester oranı ise bakın 147 bölü 1000 şeklinde yazarsak bu da arkadaşlar %14,7 olur. M elbisesinin polyester oranı 0,3'müş. Yani bu %30 demektir.
N elbisesinin polyester oranı ise %25'tir. Polyester oranı en yüksek olan arkadaşlar %30 olduğu için M elbisesini valize koyması gerekir. Doğru cevap C şıkkıdır. 16. soru. Satranç karşılıklı iki oyuncunun bir şah, bir vezir, iki at, iki fil, iki kale ve 8 piyon olmak üzere toplam 16'şer taş ile oynadığı bir oyundur. Ozan ve Kaan satranç oynamaya başlıyor. Bir süre sonra Ozan biri fil, kalanı piyon olmak üzere tüm taşlarının %25'ini, Kaan ise ikisi fil, biri kale ve kalanı piyon olmak üzere tüm taşlarının %50'sini kaybediyor. Buna göre Ozan'ın kalan piyonlarının sayısı Kaan'ın kalan piyonlarının sayısından kaç fazladır? Başlangıçta Ozan'ın arkadaşlar 16 tane taşı varmış. Bir süre sonra Ozan biri fil, kalanı piyon olmak üzere tüm taşlarının %25'ini kaybetmiş. Şimdi tüm taşlarının %25'ini hesaplayalım. 16 çarpı 25 bölü 100. 25 ile 100 sadeleştiğinde 1 bölü 4 olur. 16'yı da 4'e böldüğümüzde 4 çıkar. Şimdi 4 tane arkadaşlar taş kaybetmiş. Bunun biri filmiş. O zaman 4 eksi 1 geriye kalanlar da piyondur. Bu kaybettikleri 8 tane piyonu vardı. 3 tanesini kaybederse geriye 5 tane kalır. Şimdi Kaan'a bakalım arkadaşlar. Kaan'ın da başlangıçta 16 tane taşı var. Bir süre sonra iki sefil, biri kale, kalanı piyon olmak üzere tüm taşlarının %50'sini kaybetmiş. Şimdi tüm taşlarının %50'sini hesaplayalım. 50 ile 100 sadeleşir. 1 bölü 2 olur. 16'yı da 2'ye böldüğümüzde 8 buluruz. Bunun ikisi filmiş, biri de kaleymiş. Toplam 3 yapar. O zaman 8'den 3'ü çıkardığımızda geriye 5 kalır. 5 tane piyon kaybetmiş demektir. Şimdi normalde 8 tane piyonu vardı. 5 tanesini kaybederse geriye 3 piyonu kalır. Bize Ozan'ın kalan piyonlarının sayısı Kaan'ın kalan piyonlarının sayısından kaç fazladır diye sorulmuş. Şimdi Ozan'ın 5 piyonu kalmıştı. Kaan'ın da 3 piyonu kalmıştı. Çıkardığımızda geriye 2 tane kalır. Doğru cevap B şıkkıdır. 17. soru. Minyatür, Türkiye'deki önemli eserlerin maketlerinin sergilendiği bir açık hava müzesidir. Müzedeki maketlerin ölçüleri eserlerin gerçek ölçülerinin %4'ü kadardır. Dolmabahçe Sarayı'nın alanı 250 bin metrekare olduğuna göre Minyatürk'teki maketin alanı kaç metrekaredir? Şimdi gerçek ölçüsünün %4'ünü bulacağız arkadaşlar. 250 binin %4'ünü hesaplayacağız. Şimdi şu 2 sıfırla bu 2 sıfır sadeleşir. 2500 ile de 4'ü çarptığımızda 10.000 buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 18. soru. Aşağıdaki tabloda görseli verilen stadyumun tribünlerindeki blok sayıları ve her bloktaki koltuk sayıları gösterilmiştir. Bu stadyumda oynanan son futbol maçına gelen tüm seyircilerin birer koltuğa oturması durumunda stadyumdaki tüm koltukların %65'inin dolu olacağı hesaplanmıştır. Buna göre son maçta stadyumda kaç seyirci vardır? Şimdi tribünlerdeki toplam koltuk sayılarını bulalım. Kuzey tribününde 5 blok varmış. Her blokta da arkadaşlar 240 koltuk varsa 5 ile 240'ı çarptığımızda 1200 koltuk olur. Güney tribününde de gene 5 blok varmış. 5 çarpı 240 bu da 1200 olur. Doğu tribünde 10 blok varmış. 10 çarpı 120 bu da 1200. Sonra Batı tribününde de gene 10 blok varmış. 10 çarpı 120 bu da 1200 yapar. Topladığımızda arkadaşlar tüm koltukların sayısı 4800 tanedir. Stadyumun %65'inin dolu olacağı hesaplanmış. O zaman 4800'ün %65'ini bulalım. 2-0 gider. Buradan da 2-0 gider. 48 ile 65'i çarpmamız gerekli. Bu işlemi şurada yapalım. 5 kere 8 40. Elde var 4. 5 kere 4 20. 4 de elde 24. 6 kere 8 48. Elde var 4. 6 kere 4 24. 4 de elde 28. Topladığımızda 0, 12'nin ikisi elde var 1, 11'in 1'i elde var 1, 3. 3120 kişi buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 19. soru. Bir otoyolun belli bir bölümünde araçların ortalama hızları tespit edilmektedir. Aşağıdaki tabelada bu bölgede araç türüne göre hız sınırları gösterilmektedir. Aracın tespit edilen ortalama hızı araç türüne göre belirlenen hız sınırından fazla ve bu fazlalık hız sınırının %10'undan çok ise araca trafik cezası kesilmektedir.
Yolun bu bölümündeki ortalama hızlarının aynı olduğu tespit edilen bir kamyonete ceza kesilirken otobüs ve otomobile ceza kesilmemiştir. Buna göre bu araçların tespit edilen ortalama hızları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Araçların ortalama hızı hız sınırının %10'undan fazla ise trafik cezası kesiliyordu. Şimdi hız sınırı 110 ise 110'un %10'u arkadaşlar 11 olur. 110 ile 11'i topladığımızda 121 buluruz. Otobüslerin hız sınırı 100'müş. 100'ün %10'u 10'dur. %10'u topladığımızda 110 olur. Kamyonetlerin hız sınırı 90'mış. O zaman bunun %10'u 9 olur. 90 ile 9'u topladığımızda da 99 buluruz. Ortalama hızlarının aynı olduğu tespit edilen bir kamyonete ceza kesilirken otobüs ve otomobile ceza kesilmemiştir. Şimdi şıklara teker teker bakalım. A şıkkı 115. 115 arkadaşlar bakın otobüsten daha fazla olduğu için bu hem otobüse de hem kamyona da ceza gelecek demektir. B şıkkı 105. 105 99'dan fazla, diğerlerinden az olduğu için burada sadece kamyonete ceza kesilir. Doğru cevap B olacak. 95 arkadaşlar bakın üçüne de ceza gelmeyecek demektir. Bu da olmaz. 85 gene aynı şekilde üçüne de ceza gelmeyecek demektir. Doğru cevap B şıkkıdır. 20. soru. Aşağıda bir basketbol takımındaki 3 oyuncunun bir maçta kullandıkları serbest atış sayıları ve bu atışlardan takımlarına kazandırdıkları sayılar ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Sabahattin toplam 11 serbest atış kullanmıştır. Volkan 15 serbest atıştan 12 sayı kazandırmıştır. Kullandığı serbest atışlardan sayı kazandırma yüzdesi en yüksek olan Volkan'dır. En az serbest atışı Burhan kullanmıştır. Verilen bilgilere göre Burhan kullandığı serbest atışlardan takımına en çok kaç sayı kazandırmıştır? Şimdi en az serbest atışı Burhan kullanmış arkadaşlar. Bakın Sabahattin'in 11, Volkan'ın da 15 atışı vardı. O zaman Burhan en fazla 10 atış yapabilir. Kullandığı serbest atışlardan sayı kazandırma yüzdesi en yüksek olan Volkan'mış. Şimdi Volkan'ın yüzdesini bulalım. 12 sayı kazandırmış. 12 bölü 15. Bunun yüzdesini bulalım. Sadeleştirdiğimizde arkadaşlar 3'e böldüğümüzde 4 olur. 3'e böldüğümüzde 5 olur. Yani 4 bölü 5. Sonra bunu 20 ile genişlettiğimizde 80 bölü 100 olur. Yani Volkan'ın başarısı arkadaşlar %80'dir. Şimdi Burhan ise arkadaşlar bundan daha düşük olacak. Yani 10 atışın %80'ini mesela kazandırmış olsa sayı olarak. Bakın sıfırlar sadeleştiğinde 8 olur. Volkan'la yüzdeleri eşit olur. Ama Volkan'ın kazandırma yüzdesi daha yüksek olduğu için dolayısıyla 8'den daha az olmalı Burhan'ın kazandırdığı sayı. 8'den 1 çıkardığımızda da 7 buluruz en fazla. Doğru cevap A şıkkıdır.